genç bir şairin gözüyle tanıdığım Anadolu bambaşka bir alemdi. Cefa çeken halka gönül bağladım. Onların derdini kendime dert edindim. Pek çokları bunu yalnız söylemekle kalıyorlar. Ben derinden derine derde duyuyorum. Bugün çok değerli, çok kıymetli bir konuğumuz var. Sevgili Nebil Özgentürk bizimle birlikte. Evet, Nebil Özgentürk konuk olunca ben ayrı bir heyecanlanıyorum. Çünkü televizyonculuk deyince, belgeselcilik deyince tabii ki sevgili Nebil Özgentürk akla geliyor. Bugün konumuz da çok kıymetli. Çünkü Nazım Hikmet 120 yaşında ve Nazım 120 yaşında belgeseli bugünkü konumuz. Evet Nebil Bey, yine hoş geldiniz Habertürk'e. Onurlandırdın yine her zamanki gibi. Çok teşekkürler. Ben de buraya gelmekten, sizin çok izleyicisi olduğum Ne Yapsak Da olmaktan çok mutluyum. Hakikaten samimi söylüyorum. Çok teşekkür. Bir vahadır ya sanat, limandır ya. Evet. Sanata dair ne varsa program. Ama hakikaten çok güzel yapıyorsun. Onu ben kafadan söyleyeyim. Çok, çok teşekkürler. Sizden bunları duymak çok kıymetli. Evet, Nazım 120 yaşında. Yani çok heyecanlıyız ya. Yani en böyle şey haftasına geldik. Böyle heyecanımızın doğum haftasına geldik. Evet. Ve Nazım Hikmet'in bugün doğum günü. 15 evet. Ocak. Ve 120 yaşında. Ve evet. Belgeselin ismi de bu. Aklıma ne geliyor biliyor musun? Hemen böyle. Sadece doğum günü yıl dönümü anlamına gelmiyor. Evet. Şiirin ve sanatın sonsuzluğu anlamına geliyor zaten. Evet. Bir şair, bir edebiyatçı ölümünden uzun yıllar boyunca yaşıyorsa şiiriyle ve sanatıyla zaten ölümsüzdür. Evet. O yüzden binlerce yıl, Beethoven da öyle, Mozart, Chopin. Yani işte yüzlerce yıldır. 500 yıldır Shakespeare ya da işte Türkiye'de de kimler var? Yaşar Kemaller, güzel güzel Pir Sultanlar, Aşık Veyseller. Say sayabildiğin kadar yaşıyorsa hayatıyla, sanatıyla, yüreğiyle işte o zaman daha mutlu oluyor. Nazım da öyle biri ki işte biz de Şubat'tan beri uğraşıyoruz. Yani valla bine yakın belgesel, bini aşkın belgesel yaptım. Ama her defasında Nazım bir başka heyecanlandırıyor. Evet, onun yeri çok ayrı. Çünkü Türkçenin en büyük şairi diyebiliriz evet. Aslında. Dünyaya mal olmuş. Hem de nasıl. Neruda Nobel aldığı gün, yani biz Nazım'ın üstüne ne koyabiliriz ki demiş konuşması sırasında. Evet. Yani kendisinden daha iyi şair olduğunu itiraf eden bir keyif ve güzellik. Ya da Rissos, büyük şair yine Yunanistan'dan. Şimdi başka bir heyecan duyuyoruz. Tabii bu sefer heyecanımız ikiye katlandı. Ben de daha önce Nazım belgeselleri hakikaten yaptım. Şu 25 yıllık belgeselcilik tarihimde çok değişik şiirlerinden bir belgesel. Nazım'ın dostluklarına dair belgesel. Şimdi Nazım'ın yine değişik hayatına dair. Ama ilk kez içinde drama olan, dökü drama diyoruz ya zaten. Evet. İçinde oyuncu olan, içinde hakikaten çok emek vermeye çalıştık. Yani Nazım'ın bol bol kendi hayatından, kendi sözlerinden, şiirinden demiyorum sadece... Hayatını paylaştığı durumları oyuncumuza oynattık diyelim. Şahin Sancak. Evet, Şahin Sancak. Tek kişilik bir oyun diye düşünelim. Biraz öyle oldu ve birkaç versiyonu olacak. Ama özellikle Nazım Hikmet Sanat ve Kültür Vakfı'na çok teşekkür ediyorum. Hani derler ya, kim yol açarsa önce bir şükran duymak lazım. Şubat ayında sevgili Rutkay abi, sağ olsun Rutkay Aziz, vakfın başkanıdır. Böyle kalpten aradı beni dostlarla tabii, diğer yönetici dostlarla. Dedi Nevil, hem bizim vakfımızın 30. yılı hem de işte Nazım'ın 120. yaşı. Hadi kolları sıva dediler. Hani yol açan yol insanları olarak çok önümü açtılar. Ben de o güne itibaren benim Bir Düm İnsan ekibiyle uzun bir yolculuğa çıktık. Başka çalışmalar yaparken bile bir sabah uyanıyorsun, aklına bir şey geliyor. Bir uyuyorsun, aklına bir şey geliyor. Uzun bir yol kat ettik. Moskova'ya gittik. Burada 9 gün set kurduk. Şey seti yani. Nazım nerede? Bursa cezaevinde. Bursa cezaevini aldık yani bir sinema filmi tadında. Nazım nerede? Büyükada'da. Büyükada'ya gittik. Nazım nerede? Kendi odasında. Odasını yaptık ve kendi orijinal eşyalarıyla. Nazım Vakfı'nda öyle bir Nazım odası vardır. Ana odası. Orada daktilosu orijinal, halısı orijinal, masası orijinal. Bundan daha güzel mekan olmaz, dekor olmaz. İşte Beykoz Kundur'a buradan bir vesileye teşekkür ediyorum. Zaten pek çok dönem filminin mekanı oluyor. Evet. Orada Bursa cezaevi sahneleri, yürüyüş sahneleri, kaçış sahnesi, şudur budur. Yani Nazım'ın hayatına dair, 61 yıllık hayatına dair hangi dönüm noktaları varsa onları sevgili Şahin kardeşimizin yüzüne yansıttık. Tabii
Hemen söylemem lazım. Derya Ergün inanılmaz bir make-up ustası, makyaj ustası. Zaten 45 yıllık operada, tiyatrolarda ve dizilerde, sinemalarda ustaların ustasıdır o. Yani zaten benzeyen, Nazım'a benzeyen sevgili kardeşimizi ikiye katladı. Evet. Bazen diyorlar ki ben fotoğraf gösteriyorum falan. Aa, Nazım'ın öyle fotoğrafını görmemiştim diyor. Ya bu Nazım değil ki zaten diyoruz, oyuncu. O kadar benziyor. Evet, ben de gördüm fotoğrafları. Benziyor, bir de makyajla ikiye katladı evet. Bizim Derya. Yani bu çok özel bir yetenek. Evet, çok. Belgesele çok emek verildiği ortada zaten ki siz binlerce belgesel içine Nazım deyince ayrı bir ilgi gösterdiğiniz belli. Heyecanlığınız da bir taraftan belli. Moskova'ya gidildi, orada da çekimler yapıldı dediniz. Tabii Moskova deyince artık sanki yani biz Türkler sadece öyle düşünmüyoruz diye düşünüyorum. Nazım da akla geliyor ve Moskova'ya gidince mutlaka ziyaret ediliyor. Biz de geçen haftalarda oradaydık. Yani orada olmak, yani onun için içimizden bir dua okumak, onun için iyi dilekler dilemek ne kadar iyi geliyor bir taraftan insana. Ona... Evet, şimdi filmde tabii ki Nazım'ın mezarlığı yok. Biliyorsun Novodevichy mezarlığı, hani bütün o Gogol, evet. Çaykovski vesaire, hı-hı. bütün o Rus sanat adamlarının yattığı dünya çapında bir mezarlıkta yatıyor. Evet. Filmin içine katmadık ama filmin sonunda var. Hı-hı. Mezarlık gidiyor, Nazım sahnesi. Düşünsenize, Nazım oyuncusu Nazım yüzüyle, Nazım bıyığıyla kendi mezarına gider gibi oldu. Biz bunu kamera arkasında kullanıyoruz tabii. Ama biz niye Moskova'ya gittik? Yani mezarını ziyaret etmek bizim için bir gönül borcuydu. Tabii. Dediğin gibi bir karanfil bırakmak. Hatta iki karanfil iş geleneksel olarak orada. Şimdi şöyle bir şey düşünüyorum. İki şey çok önemli. Ben belgeselciliğe başladığımda 1 yaşında olan çocuklar, şimdi 23 yaşı, 27 yaşındalar. Nazım'ın da Orenzer şiiri var ya. Evet. Ben içeri düştüğümden beri 10 kere döndü dünya diyor ya, ona da saygı sunarak bu benzetmeyi yapıyorum. Ya ben o zamanlar Rıfat Ilgaz Hababam sınıfı belgeselini gösterdiğim gün doğmamış çocuklar şimdi 24 yaşında, 26 yaşında. Her defasında tüketiyoruz zaten bu sosyal medya ortamında. Hı hı. O yüzden kardeşim bir daha mı Nazım? Evet, bir daha Nazım. Çünkü yeni kuşaklar geldiler. Evet, evet. Ve yeni kuşaklar yeni bir görsel anlayış da istiyor, filmleri ya da dokümanları, bilgileri. Biz de bilginin ışığında gitmek isteyen insanlar olarak, sen, ben, dostlarımız, yani televizyon yapan, belgesel yapan, sinema yapan, yazı yazan, edebiyat yapan insanlar bir görevdir. Ben onu biraz yarı görev olarak düşünüyorum. Sadece bir civata üreten bir adam değilim sonuçta ben. Onlara da saygı duyuyorum ama sonuçta bir görevdir. Yani sanat ve bilginin her zaman sonsuzluğunu konuşuyoruz ya. Yeni kuşaklara Nazım'ı bir kez daha anlatmak. Ve onların dilinden belki, yeni teknolojilerle. Evet, aynen bunu düşündük ve o yüzden oturup böyle sadece eski usul yazmak yerine böyle hani rekabet ettik. Evet. Yeni YouTube anlayışı diyelim evet. onlara. Daha yeni hızlı, anlayışlarla daha bak bizi izleyin duygusudur evet. o. Evet. Bende o eksilmedi. Yani 35 yıldır yazı yazıyorum ama beni okuyun, beni izleyin vardır o. Bende var ve bu benim hoşuma gidiyor. Ve hala ben de öğreniyorum. Evet. Öğrendiklerimi paylaşmak istiyorum sizinle diyorum. Bir bu yüzden yeniden heyecan duyuyorsun. Hı-hı. Yeni kuşaklara ki 18 milyon kişi belki de bu. Çok önemli. Tabii çok hani bir siyasetçi de yeni kuşaklara göre hareket etmeli ya da bir edebiyatı yazan adam. Bir de şimdi Moskova'sız Nazım mı olur? Evet. Adamın sürgünü, hasreti, aşkları, saman sarısı saçlı verası hepsi orada. Hı. Sovyet Yazarlar Birliği, ödülleri vesaire her şey orada. Sovyet Yazarlar Birliği'nde cenazesi kalkmış. Sovyet Yazarlar Birliği'nden 10 kere konferans vermiş. İşte Neruda'yla buluşmak üzere Moskova'dan mektuplaşmış. Evet. Binlerce öykü var. Vera'yla yaşadığı ev, işte oraya da tabii ki sen de gitmişsindir. O ev 7 yıl ömrünü geçirdiği, belki de daha fazla, çok önemli bir ikinci kat evidir. Orada onun avlusunda şiiri vardır ya, buradan mı kalkacak cenazem, bu avludan mı demiş. İşte o avluyu görmek lazım. Belgeselde eksik olur yoksa. Evet. Kimler gelecek acaba cenazeme demiş. İşte onu hissettiriyorsun. Evet. Bu arada Vera'yı da, orada çok değerli bir arkadaşımız var, Alicia. Böyle bir Vera'ya da bir saygı sunmak için o da filmde yer aldı. Sadece iki kişilik oyun değil ama, iki kişilik bir belgesel değil ama, belgesel tek kişilik gidiyor. Hı-hı. Ama Vera'ya böyle bir selam sunmak için küçük bir Vera oyunculuğu kattık. Evet. Vera da var yani. Evet, ne güzel.
Tabii Nazım Hikmet'i hani okudukça bitmeyen ve her yaşta da ayrıca okunması gereken bir yazar. Yani ilk gençlik yıllarında o heyecanla hani Nazım Hikmet'i tanımak için okursunuz heyecanla, ama orta yaşa doğru gelirken biraz olgunlaşmışken geç gençlik dönemi diyeyim, orta yaşta diyeyim, ayrı bir Nazım bulursunuz. İleriki yıllarda daha farklı bir Nazım bulursunuz. Yani hem evrensel hem zamansız bir yazar olması. Bir taraftan da Nazım Hikmet deyince Türkiye'nin en büyük şairi diyoruz. Yazdığı döneme baktığımızda çağdaşları çok ağır bir dil kullanırken, şimdi gençler okuduğunda anlamayabilecekken, Nazım Hikmet'in bir o kadar saf, yalın ve temiz bir Türkçesi var. Anlaşılabilir ve günümüzde bile çağdaş bir Türkçesi var. Yani onu da keşfediyoruz biz her okuduğumuzda bir taraftan. Müthiş, o kadar önemli bir şey söylüyorsun ki. Nazım zaten putları kırıyor. Hani öyle bir şeyi vardır zaten. Metinleri, putları kırıyorum diye. Kendi döneminin, bir önceki dönemin ya da şairlerine, ki hocası olan Yahya Kemal dahil, evet, Yakup Kadirler, diğerleri, hepsine Peyami Safalar'a bir anlamda hani saygı sunarak ama meydan okuyarak, evet, yeni bir dil yaratıyor. O yüzden de sonraki yılların bütün şairleri de o dili kullanmaya devam ediyor. Orhan Veli'si, Atilla, evet, İlhan'ı, diğerleri. Hakikaten olağanüstü bir şiir tekniği ve düz, işte adı üstünde Nazım tekniği. O da biliyorsunuz yani hikmettir, evet, adı. Nazım adını kendi edebiyatını, kendi şiirini bulduğu için de kendisine Nazım diyor, bilinir yani bu. Evet. O yüzden 1930'lu yıllarda düşünebiliyor musun? Yani 80 küsür yıl önce, bugün pazar, bugün beni ilk defa güneşe çıkardılar. En basit değil mi? Ne kadar sade, evet, ama şiir işte. Şiir, evet. Yani evet, pazar, çıkardılar. Şimdi bunu anlatınca gençlere hayran oluyorlar tabii. Bir de şiir sadece kulağımıza hoş gelen bir müzik gibi değildir ki, bir mesele anlatır. Orada ne anlatıyor? Aklıma geldiği için en sevdiğim şiirlerinden birini hatırlatmaya çalışıyorum. Hani senin soruna da uygun olsun, evet, diye. Burada haftalarca, günlerce, aylarca Sintine'de, geminin dibinde, karanlığı görmeden, güneşi görmeden hapishanede olan genç bir şairin bir an gökyüzünü görmek üzere dışarı bırakılınca yaşadığı duyguları. Diyor ki o anda ne kavga, ne sosyalizm, ne hürriyet, ne karım, toprak, güneş ve ben bahtiyarım diyor. Şimdi bu şiir dediğim biraz mesele anlatmalı. Tabii. Sanatçı ülkesinin meselesiyle, dünyanın meselesiyle ilgilenmeli. Bunu özellikle altını çizmek istiyorum. Yani sadece şarkımı söyledim, resmimi yaptım, filmimi oynadım değil. Ülkesinin sorunlarıyla bazen çevre, bazen kadın şiddeti, bazen çocuk cinayetleri, bütün meselelere bir çift laf ederse sanatçı daha çok büyür. Bugünler için söylüyorum özellikle bunu. O yüzden Nazım gerçekten Japonya'daki, o Hiroşima'daki yanan çocuk için de şiir yazmış. Hindistan'daki acı çeken, açlık çeken çocuk için de, kadın için de. Uzak bir ülkede, Latin Amerika'da acı çeken çocuklar için de, kadınlar için de, erkekler için de. Aklınıza gelen dünya meselesi ve ülke meselesiyle ilgili hep yazı yazmış, şiir yazmış bir şairden söz ediyoruz. Bir de hayatı zaten roman. Evet. Böyle bir hayat mı olur ya? Yani inanılmaz bir hayat öyküsü ya. Ben... Yani. Yani aklım duruyor. Yani daha 19'unda Kurtuluş Savaşı'na katılmak istiyorsun. 7 yaşında Mevlevi babadan, dededen, evet, ninniler dinliyorsun. 25'inde hapse giriyorsun. 21'inde Moskova'dan ders alıyorsun. Geliyorsun, daha 28'deyken hapse giriyorsun bir daha, bir daha, bir daha. Ve hapiste ülkenin en önemli dönüşümüne dair, Kurtuluş Savaşı'na dair bence dünyanın en değerli destanını yazıyorsun. Kesinlikle. Kuvayi Milliye Destanı. Ve o destan kendisine rakip olan, kendisini düşman gören en fanatik siyasetçiler tarafından bile okunuyor. Evet. Dört nala gelip Uzak Asya'dan Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan bu memleket bizim diyor, değil, evet, mi? En sağcısı, en solcusu, en ortacısı, evet, ve hala bütün iktidarlar Nazım'ın şiirleriyle besleniyor. Bunu her gün görüyoruz. Bu nasıl bir şey biliyor musunuz? Ölümsüzlüğün ötesinde bir şey. Ne kadar memleketsever olduğunu anlatıyor. Evet, evet. Ona vatan haini diyenlerin yüzü kızarıyordur diye düşünüyorum. Torunlarının ya da eğer hali iddia ediyorsa. Evet. Konuyu aslında oraya da getirmek istiyordum. Nazım Hikmet'in vatan sevgisi. Kim daha iyi ifade edebilir ki vatan sevgisini? Onun şiirlerinde, özellikle Kuvayi Milliye Destanı'nda bunu görüyoruz. Ve şimdi okuduğumuzda da güncelliğini hiç kaybetmediğini de görüyoruz ne yazık ki bir taraftan. Çünkü hala hani bu vatan için mücadele ediyoruz, daha iyi yerlere gelsin diye aslında bitmeyen bir şeyle, ateşle içimizde. Belgeseli izleyince de
Tekrar göreceğiz, öyle değil mi? Nazım Hikmet'in ne kadar büyük bir vatan sevgisi olduğunu ve bu milletin yetiştirdiği en büyük şairlerden, en büyük sanatçılardan biri olduğunu. Gerçekten onlara çok değer verdim, o memleket sevgisine. Çünkü ihtiyacımız var. Yani benim de ihtiyacım var. Hakikaten bu topraklarda kötü insanlar, kötülükler çok yaşanıyor, çirkinlikler. Ve sanki biraz umut vermek gerekiyor. Ve sonuçta bu topraklar bizim dedilerimizden, babalarımızdan, atalarımızdan kalmış. Kötü adamlar gelip geçer. Ama bu topraklar olağanüstü topraklar. Bunun harcı güzel, çimentosu güzel. Kurucularına saygı duymak gerekiyor. Cumhuriyet Türkiye'si için söylüyorum. Evet. O yüzden Nazım'ın efsanevi sözleri vardır. Ülkeye hasretine dair şiirleri vardır. Bir de yani ülkeye hasrete dair metinleri vardır. Hakikaten bunlar bulundu. 62 yılında röportaj yapılmış. Ömer Sami Coşar, çok saygıdeğer bir gazeteci. Ve mikrofon uzatmış. Yani diyor ki, yani şu anda o kadar gitmek isterim ki diyor. Şu anda Vera'ya da söylüyor onu. Seni gezdirmek isterdim diyor. O İstanbul Boğaz kıyılarında Tilda'ya, Yaşar Kemal'e gitmek isterdik diyor. Giderdik diyor. Sonra Balaban'ın evinde bir kahve içerdik diyor. Ve gözleri yaşarıyor bunları anlatırken. Sadece tabii ki burada çorba içerdik, midye tava yerdik değil meselesi. Evet. Yani gerçekten ülke dediğimiz müsaki milli topraklar, vatan duygusu hakikaten Nazım'da hepimizden fazla var diye düşünüyorum. O yüzden ispatı da şiirleri. Hakikaten olağanüstü bir memleket çocuğu, memleket insanı. Sadece Kurtuluş Savaşı meselesine bakışçı değil, orada da barışçı bakıyor zaten. Evet. Sonraki yıllarda Türkiye'ye dair hep koruyor. Kendi uluslararası konferanslarda Türkiye'ye laf ettirmiyor. Türkiye'de iktidar kim olursa olsun. Çünkü Türkiye iktidar değildir ki. Evet. Türkiye insanlarıyla var olan başka bir topraklar bütünü. Nazım'ın da sözleri bunlar zaten. Şiirleri de bunlar. Hep ondan öğreniyorsun. Evet. Ben diyelim ki ben kendimi çırağın çırağı hissedeyim Nazım'ın. Biz onun şiirleriyle belki memleketi çok daha çok sevdik. Siz diyor, yani utanmazsınız demek istiyor yani o yılların zalimlerine, değil mi? Her dönemde zalimler de vardır. Siz vatan severseniz ben vatan hainiyim. Halbuki en çok vatansever olduğunu ispat ediyor. Evet. Son mintanım da eskidi, Şile bezindendi diyor. Onu hatırlıyor. Değil mi? 1949 yılında almış Şile bezini, götürmüş oraya, Romanya'ya, Moskova'ya. Ve memleketine ilişkin bir Şile bezi metaforu yapıyor. Evet. Bu tür aşka dair de olağanüstü memleket metaforları yapıyor falan filan. Yani yani o kadar önemli ki, yani bütün ondan sonra gelen romancılar da, edebiyatçılar da Nazım'a dair hakikaten bir saygı duruşuna geçiyor. Çok acı çektiği için de hakikaten efsaneleşiyor bence. Evet, o tarafı da var. Bir de tüm bu memleket sevgisinin içinde dediğiniz gibi memleketin tüm her şeyiyle topyekün bir sevgiden bahsediyoruz ama orada dikkat çektiği konulardan mesela kadına dikkat çekiyor. Ağacına dikkat çekiyor. Börtü böceğine, kuşuna, toprağına. Şu anda en çok korumamız gereken şeylerin de hani doğamız ve memleketin ağacı, kuşu, toprağı olduğunu düşünürsek o zamandan bu zamana gelmiş de şiirlerini okudukça daha çok anlıyoruz aslında bu zamanı, bugünü gördüğünü. Bazı büyük kahramanların, bazen siyaset insanları, kurucu. Mesela ne diyoruz? Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1932 yılında ettiği söz hala güncelliğini koruyor. Binlerce örneği var, evet, değil mi? Bugünlerde de çok konuşuyoruz. Ya da bazı büyük edebiyat insanlarının da, yani roman yazarlarının da sözleri hep kalır ya. Bak ne güzel ya, 50 yıl önce söylemiş hala geçerliliğini koruyor. Mesela Yaşar Kemal orman yangınlarına ilişkin 51'de yazdığı seride, evet, geçen yaz yaşanan orman yangınlarına işaret ediyor aslında. Evet. Tekrar Nazım, okudum, çok acı. Değil mi ya, evet, değil mi? Yani Nazım da hakikaten 63 yılının Haziran'ında ölüyor. Ama binlerce şiirine bak, satır arasında günümüze, çevreye, kadına, şiddete, her şeye, ırkçılığa karşı, evet, olmaya veya barışa dair. Yani o kadar mı her dalda şiir yazar insan ve o kadar mı nokta atışı yapar? Yani binlerce örnek verebiliriz vaktimiz olursa, evet, ama evet, hakikaten o yüzden de seviliyor, o yüzden de evrensel. Ama ben yaşamının da çok şiir gibi olduğunu düşünüyorum. Evet. Trajik, hüzünlü bir şiir olduğunu düşünüyorum. Evet. Yani herkes serbest kalıyor Bursa cezaevinde. Nazım'a cezaya devam ediyorlar. Ve Nazım'a serbest bırakmıyorlar. Af çıkıyor, devam ediyor hapishanede kalmaya. Bu yüzden ne yapıyor? Daha gözleri görmeyen anne açlık grevi yapıyor oğluyla, evet, beraber. Sonra ancak bir dünyadaki Sartre gibi, Picasso gibi büyük sanat adamlarının imzasıyla çıkıyor. Mesela benim
daha önceki belgeselden bir de yayınlanan hocası Yahya Kemal imza atmıyor işte. Evet. Bu da bir hayat roman durumu. Düşün 10 yaşındayken, 12 yaşındayken ders verip annesine aşık olan Yahya Kemal o anneye imza vermiyor Nazım'ın serbest kalması için. Çok enteresan, film karesi gibi değil mi bu? Evet, çok. Çok da sevdiğimiz bir şair. Ne bileyim, siyasetçi olduğu için belki o günlerde. 50'li yılların başı, Menderes hükümeti var. Galata Köprüsü'nde işte imza topluyor anne. Diyor ki Yahya, diyor, imza atsana diyor. Atmıyor. Gidiyor. Bu çok acı geliyor işte. Mesela bu tür hayatlarından dolayı da ve Nazım şiiri okuduğu için hapse girenleri de düşündüğümüz zaman, düşünsene ya, yaşayan bir adamın şiirini okuyorsun, hapse giriyorsun, okuldan atılıyorsun. Atilla İlhan. Atilla İlhan. Evet. Zaten Atilla İlhan'ın şiirlerinde de Nazım Hikmet'in izlerini görüyoruz. Evet. Onun o etkisini. Mızıka çocuk falan. Evet, aynen öyle. Belgeseli de sabırsızlıkla bekliyoruz. Bugün ilk gösterimini yapacak, evet. 15 Ocak'ta ve daha sonra yolculuğu da devam edecek. Sağ olsunlar, çok da talep geldi. Tabii gücümüz ölçüsünde. Böyle bir hani hem konserli Nazım şiirlerinden yapılmış şarkılarla beraber konserli Serenat Bağcan, bence bu ülkenin en güzel, en büyük seslerinden, evet. Halası gibi. Evet. Selda Bağcan Selda. Gibi. Ve Ferhat Divaneli Orkestrası ile birlikte. İlk gösterim işte İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sayın İmamoğlu'nun da ev sahipliğinde Cemal Üçteyi'de olacak bu akşam. Ertesi gün Şişli Muammer Bey'in ev sahipliğinde. Sonra Bodrum, İzmir Büyükşehir ve Ankara Çankaya ve birkaç yerde daha böyle Şubat'ta da var. Böyle dostlarımıza ulaşmaya çalışacağız belgeselle. Evet. Hem belgesel olsun hem şarkıları olsun, Nazım şiirleri olsun. Sürprizli güzel akşamlarda dostlarımıza göstereceğiz. Açıkçası hakikaten gösterim de ayrı bir heyecan. Evet. Şey, hani böyle görücüye çıkmak gibi. Öyle ama görücüye çıkıyor her mutluyum, seferinde. Mutluyum. Bir bebek daha ikram etmek istiyoruz hayata, güzel gözlere umut versin diye. Evet. Şu anda umuda da çok ihtiyacımız var ve Nazım olunca daha da büyük umut haline, evet. geliyor. Çünkü Nazım hakkına bir kez daha teşekkür ediyorum ben. Sizin de sayenizde. Çok sağ olun. Pardon. Biz teşekkür ederiz bu keyifli sohbet için, Nazım, evet. 120 yaşında belgeseli için. Çok teşekkürler, ellerinize sağlık. Çok sağ olun. Evet, önümüzdeki günlerde ne yapsak diyorsanız, ileriki günlerde Nazım 120 yaşında belgeseli çeşitli şehirlerde sevgili Nebil Özgen Türk'ün dediği gibi gösterimde olacak. Takipte kalın. Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde sezon her gün birden fazla salonda farklı etkinliklerle tüm hızıyla devam ediyor. 18 Ocak'ta Evlilikten Sahneler, 19 Ocak'ta Kral Lear ve Yunus Muti Quartet, 19-20 Ocak'ta Timsah Ateşi, 20 Ocak'ta Ferit Odman Quartet ve Toz, 21 Ocak'ta Dengi Dengine, Brenda Berin ve Aşk Geçmişim, 22 Ocak'ta Barbaros ve Aldırma Gönül, 23 Ocak'ta ise Aşınma ve Cimri Oyunları sanatseverlerle buluşuyor. Unique Ocak ayı boyunca sahnelerinde yıldız isimleri ağırlamaya sürdürüyor. 25 Ocak'ta Metin Akpınar'ın interaktif gösterisi Metin Akpınar'la Muhabbet, 22 Ocak'ta Afara, bir arabesk müzikali, 17 Ocak'ta Serkan Keskin'in başrolünde yer aldığı Cimri, 19 Ocak'ta son dönemin yıldızı parlayan komedyeni Yasemin Sakallıoğlu, 20 Ocak'ta Ali Poyrazoğlu'nun tek kişilik gösterisi Şıngır Şıngır Beyoğlu, 21 Ocak'ta Kundakçı, 21 Ocak'ta Island Man, 26 ve 27 Ocak'ta Zerrin Tekindor'un tek kişilik oyunu Toz ve son olarak 29 Ocak'ta Yılmaz Erdoğan sevilen gösterisi Münaşaka sahnelenecek. Unique'de hafta sonları çocuk etkinlikleri de yer alıyor. 15 ve 22 Ocak'ta Ginio ve Marconio adlı ebeveyn çocuk tiyatrosu, 23 Ocak'ta klasik müzik ve baleyi görsel bir şovla birleştiren Ludwig ve arkadaşları minik izleyiciyle buluşacak.
Sena Şener, sözü ve müziği kendisine ait Çok Geç Kaldın isimli yeni teklisini Pasaj Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yayınladı. Yönetmenliğini Selçuk Demirci'nin yaptığı video klip ise YouTube'dan izlenebilir. Moğollara Saygı albümünün 3. şarkısı Güm Güm yayınlandı. Şarkıyı çok yönlü bir baterist olan Ediz Hafızoğlu kendi grubu Nazdrave ile yorumluyor. Proje için yapılan çağrıya yanıt veren müzisyenlerin Moğollar parçalarına yaptığı yorumlar belirli aralıklarla paylaşılmaya devam edecek. Teoman Bayhan Müzik Organizasyonu ile gerçekleşecek konserlerde 15 Ocak'ta Kanyon'da, 25 ve 26 Ocak'ta İzmir'de, 28 Ocak'ta İstanbul'da hayranlarıyla buluşuyor.